Herkese merhaba, ben Şeyma Nur Aksöz. Merhaba, ben Esin Erdem. Sağlık Emniyet Güvenlik Ekibi olarak düzenlediğimiz Sağlık Emniyet Güvenlik Sohbeti'ne hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Sayın İsmail Murat Bayık. Değerli konuğumuz ve değerli katılımcılarımız, sohbetimize hoş geldiniz. Davetimizi geri çevirmeyerek sohbetimize katıldığınız, bizler için çok kıymetli olan bilgi ve tecrübelerinizi paylaşacağınız için size minnettarlığımızı ve teşekkürlerimizi sunarız. İzninizle katılımcılara sözlü olarak sizi tanıtmak isteriz Murat Bey. Tabii ki. İsmail Murat Bayık, A sınıfı iş güvenliği uzmanı ve makine mühendisidir. Yem sektöründe 8, endüstriyel sektörde 22 ile yakın bir zaman zarfında yurt içi ve yurt dışında çeşitli başarılı projeleri imza atmıştır. Her türlü yem fabrikası kurulumunda anahtar teslimi proje hizmeti veren Bayık, özellikle ekstrüder yem ve pet food imalatı yapan üretim tesisleri kurulumunda ve robotik paketleme dahil olmak üzere otomasyon ve robotik konularda uzmandır. Uzmanlığını iş sağlığı ve güvenliğiyle bütünleştiren Bayık, Ege Robot, Otomasyon, Mühendislik, Proje, Danışmanlık ve Yazılım firmasıyla işveren ve sektör yatırımcılarına hizmet sunmaktadır. Özellikle iş kazası ve meslek hastalığı risklerini sıfırlayarak üretim kapasite artışından, el değmeden üretim yapma, dar alanda yüksek hızlarda üretim yapma, sıfır işçilik maliyetiyle çalışma, durmaksızın insansız 7/24 üretim hattı çalıştırabilme gibi konularda yazılım, otomasyon ve robotik tecrübelerini dünyanın en güçlü iki robot markası ile birleştiren Sayın Bayık, son 7 yıl içinde yaptığı çalışmalar ile iş güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre konularındaki aksiyonlarını dijitalleştirerek yönetimini sağlayan ISGÇ yazılımını geliştirmiş, 2018 yılında bakanlık entegratör firması olmuştur. Değerli katılımcılarımız, bugünkü etkinliğimizde Murat Bey, ülkemizde İBYS'ye bakış açısı hakkında bizlere bilgilerini aktaracaktır. Değerli bilgileriniz için sözü size bırakıyoruz. Çok teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar. Öncelikle Sağlık Emniyet Güvenlik ekibine bu fırsatı bana tanıdıkları için canı gönülden teşekkür ediyorum. Ayrıca sizin gibi genç ve iş sağlığı güvenliği konusunda bu kadar heyecanlı bir ekibi görmek de ayrıca beni heyecanlandırıyor. İnşallah güzel bilgiler paylaşabilirim sizinle. Bu oturumumuzda daha çok da bir İBYS konusunda bakanlık ya da genel müdürlüğün yaptıkları ya da kullanıcılara aktardıklarından ziyade bizim kendi tarafımızdan yaşadıklarımızı biraz paylaşmak istiyoruz. Tabii burada hem kullanıcı, iş sağlığı güvenliği yazılımı kullanıcısı olarak hem bir entegratör firma olarak hem yine yazılım geliştirici firma olarak yine sahada da iş sağlığı ve güvenliği süreçlerini birebir yaşamış bir ekipte çalışmış olmaktan dolayı ciddi tecrübeler edindik. Bu tecrübeler tabii bunları nasıl dijitalleştiririz'e gelindiği zaman iş o kadar kolay olmuyor. Bizim belki biraz diğer yazılım firmalarına nazaran en büyük avantajlarımızdan birisi de bu. Ben hızlıca sunuma geçeyim. Sunumum şöyle dosya ekran paylaşımı yapıyorduk değil mi? Murat Bey, izninizle katılımcılarımıza bir duyuru yapmak istiyorum. Tabii ki. Buyurun. Ekran paylaşımı yapıncaya kadar. Sayın katılımcılarımız, el kaldırarak sözlü veya chat kısmını kullanarak soru ve görüşlerinizi önerebilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Evet, şimdi bugün bir şeyler yapmaya çalıştım. İnşallah sürçülisan edersem de affola. Şimdi işler çok yoğun çünkü. Evet. Şunu da kapatalım. Ülkemizde İBE'ye bakış açısı başlıklı bir sunum hazırladım. Ben İsmail Murat Bayık, A sınıf iş güvenliği uzmanı, makine mühendisiyim. Aynı zamanda ISGS.com yöneticisiyim. Yine kendi yazılımımızda İBS entegratörü bir yazılımdır. Birazdan yine entegratörlerle alakalı bilgiler vereceğim. İBS nedir?
Yazım olarak İBYS ilk önce iş yeri bilgi yönetim sistemi olarak adlandırılmış. Daha sonra iş sağlığı ve güvenliği bilgi yönetim sistemi olarak ifade edilmeye başlanmıştır. Bu cümlenin kelimelerin baş harflerini bir araya getirmesinden oluşan bir kısaltmadır İBYS. Dijital anlamda ise iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili veri ve aksiyon sonuçlarının dijital olarak işlenmesi, ilgili verilerin bakanlığa gönderilmesi, elde edilen verilerin anlamlandırılması, sonrasında geri dönüş kontrol gibi mekanizmaların işletildiği sistemler bütünüdür aslında. Yani birçok kişi İBS'i bir program, bir yazılım, işte böyle hani elle tutulur tek bir şey zannediyor. Yani bir program gibi. Tam tersine bu aslında bir sistemler bütünüdür. Bu açıdan birazdan daha detaylı olarak konuşuruz. Buraya 2017 ifadesi koydum çünkü 2017'de genel müdürlük bizlerle temas kurmaya başladı. O süreçleri de birazdan anlatacağım. İBS tarihçesi 2012-2017 yılları arasında hemen hemen her İSG toplantı seminerlerde kulislerde gündeme geliyordu. Hani bu sistemin kurulması gerekliliği. Yine 2017 yılı içerisinde de İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Türkiye'de bizim gibi İSG yazılımı alanında faaliyet gösteren firmalara davetiye yolladı. Bu davete katılım gösterdik. Bu toplantıda yine Orhan Koç, eski genel müdürümüzün başkanlığında bu projenin hayata geçirileceğinin müjdesini verdiler. Yine hangi verilerin alınacağı, nelerin isteneceği, işte sürecin nasıl gelişeceği, neler yapılması gerektiği, yine tabii benzer bir uygulama Orhan Bey de sağlık sektöründen geçme Çalışma Bakanlığı'na sağlık.net diye de bir proje başladı Sağlık Bakanlığı tarafından 2007'de. Birçoğunuz biliyordur belki. Bugünkü adıyla eNabız. Yine o devirde de aynı İBS'de olduğu gibi sağlık kurulu kurumlarından Sağlık Bakanlığı yapılan tüm işlemlerin bilgilerinin dijital olarak bakanlığa aktarılmasını istedi. Tabii bunun öncesinde de birçok aşama vardı. Finalde gelinen nokta artık Türkiye'nin her yerindeki tüm sağlık kurumları her şeyiyle bakanlığa online. İBS süreçlerinde de ilerleyen zamanlarda inşallah bunları da hızlı bir şekilde görüyor olacağız. Geçtiğimiz 2 yıl boyunca biraz kullanıcı tarafında çok bir şey yapılmıyor gibi gözükse de bakanlık tarafında altyapısının daha da genişletildiği ve yeni çalışmaların yapıldığı, yeni altyapı çalışmalarının yürürlüğe girdiği bilgilerini geçen Çiğdem Hanım da verdi. Geçen ay içerisinde yapılan toplantıda. Yine orada da hangi eğitim verilerinden sonra hangi verilerin alınacağını düşündüklerini de belirtmişti. Yine o konulara değiniriz birazdan. Yaz sonu işte 2017 yaz sonu Eylül-Ekim gibi bakanlıkta yapılan bu toplantıdan sonra reçete uygulaması gündeme geldi. E-reçete ile iş yeri hekimleri ve sağlık faaliyetleri bir şekilde Medulla sistemine entegre oldu bizim yazılımlarda. 2018 Haziran ayı başında İBS genelgesi yayınlandı. Daha doğrusu Şubat ayında yayınlandı ama Haziran'da resmileşti. Entegratör firma yetkilendirme süreçleri başladı genel müdürlük tarafından. İlk entegrasyon süreçleri tamamlandı. Eğitim verileri gönderilmeye başladı kullanıcılar tarafından. Tabii bu süreçlerde de çok hatalar ve arızalar da yaptı. Birazdan onları sohbet amaçlı konuşuruz. Biraz 2017 öncesine değinmek istiyorum. İş Sağlığı Güvenliği Yasası yürürlüğe girdiğinden bu yana, yani İBS süreçlerine gelinceye kadar biz ve bizim gibi birçok yazılım firması ya da sektördeki aktörler sürekli bunu dillendiriyorlardı. Yani yine Sağlık Bakanlığı'nda ya da benzer bakanlıklarda olduğu gibi iş yerlerinden iş sağlığı güvenliği ile ilgili aksiyonların verilerinin bakanlığa aktarılması konusunda. Biz de tabii o dönemde yaptığımız hani kendi ürünümüzde 2012'den beri geliştirme aşamasında. Ondan sonra o zaman da csgb.net diye bir proje sunmuştuk bakanlığa ve orada hep yetkililere dosyalar yapıp veriyorduk. Onlar da aynı benzer düşünceleri ve projeleri düşündüklerini belirtiyorlardı ve bizi de bu sevindiriyordu, umutlandırıyordu. Biraz geç kalındı gerçi ama tabii arayabiliyorsunuz birçok
farklı konular girdi, olaylar girdi Türkiye gündeminde. Dolayısıyla 2 yıla yakın bir 2016-2018 yılları arasında genel müdürlükte genel müdür yoktu. Ondan sonra birçok bakan değişti, genel müdürler değişti falan. Çalkantılı dönemlerden geçtik her bakanlıkta olduğu gibi. Finalde süreç başladı. Peki nasıl oldu süreçler? İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İBS projesi yetkilileriyle tabii bu stratejik sektörel İSG Yönetim ve İstatistikler Daire Başkanlığı bünyesinde bir İBS Daire Başkanlığı oluşturuldu. O zaman projenin başında Mustafa Tülü Bey vardı. Daha sonra kendisi başka bir göreve atandı. Ondan sonra değişti yetkililer. İSG yazılım firmaları tarafında süreçler konusunda bilgi alışverişlerinde bulunduk. Yaklaşık 3-4 toplantı gerçekleştirildi. Bunların işte ilki 25 Eylül 2017 tarihinde Ankara'da yapıldı genel müdürlük binasında. 19 Ekim'de yine bir çalıştay yapıldı bu konuda Ankara'da. Yine veri setleriyle ilgili işte elimizde yazılım firmalarından hazır veri setleri var mı? Ya da işte onların veri setleriyle bizim setlerimiz uyuşuyor mu gibi. Veri setleri de bir şeyin, daha doğrusu konuların, yaptığınız işin dijitalleştirilmesi, daha doğrusu sınıflandırılması anlamında çok önemli. Bir sınıflandırma yapmanız gerekiyor ve o sınıflandırmaya göre de bir set oluşturmanız gerekiyor. Dolayısıyla işin teknik kısmında yazılımın entegre olduğu alanlarda aynı dili konuşabiliyor olması gerekiyor. Gerek bizim yazılım tarafı, yani İBS yazılımları, gerekse bakanlığın kendi uygulamaları. Dolayısıyla o aynı dili konuşabilecek altyapıyı oluşturma çalışmaları üstünde görüşüldü. Yine bakanlığın, genel müdürlüğü yetkililerinin kendi yaptığı çalışmalar da vardı. Onları da bahsettiler. Yine o 2017 yılında 29 Ekim'de bu sefer İstanbul'da Sadefe Fuarı'nda bir çalıştay düzenlendi. Burada da yine birçok konuyla alakalı işte neden veri toplanması gerekiyor, işte veri toplama yöntemleri, işte bilgi yönetim sistemleri gibi konular üstünde çalışıldı. Peki bu konunun yasal dayanağı nedir? Bildiğiniz üzere 6331 sayılı kanunun 27. maddesinin 3. fıkrasında yer alan bakanlık bu kanuna göre yapılacak iş ve işlemlere ait her türlü belge ve bilgi elektronik ve benzeri ortamlar üstünden isteyebilir, arşivleyebilir. Bu ortamların üzerinden onay, yetki, bilgi verebilir. Hükmü gereğince İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na dayanarak yürütülen iş ve işlemler hakkında elektronik ortamda bilgi ve belgenin toplanması bakanlığımızca yürütülmektedir ifadesi vardır. Aynı şekilde kanundaki bu ifadeye dayanarak da 27 Şubat 2018 tarihinde 2018-1 nolu dış genelge yayınlandı genel müdürlük tarafından. Adına İBS genelgesi denildi. Yine bu genelgede 1 Haziran 2018 tarihinde yürürlüğe girdi. Tabii yürürlüğe bizim o ilk yaptığımız toplantılardan yönetmenin genelgenin yürürlüğe girmesine kadar olan süreçlerde de birçok işte entegratörlerin yetkilendirme süreçleri oldu. Yine yazılımlar gerekli evrakları tamamladılar. İşte bilgi güvenliği sistemi olmayanlar bilgi güvenliği sistemi kurdular. Ondan sonra yine başvurular yapıldı İBS, ÇSGB, GovTR üzerinden. Bakanlık bu konuyla alakalı bir web sayfası oluşturdu. Yine bu web sayfasını İSG Katip'ten de duyurdu. Web sayfasında da gerek e-reçete ile gerek İBS'nin ana hatları ile alakalı bilgiler verildi. Yine genel müdürlük yetkililerinin hazırlamış olduğu sunumlar paylaşıldı. Ondan sonra genelge paylaşıldı. Metotlar paylaşıldı. Bu metotlar aslında ben görüyorum birçok forumlarda uzmanlar ya da hekimler arasında elden ele gidip geliyor ama bunların kullanıcı tarafında hiçbir anlamı yok. Yani onu tamamen teknik bir altyapı ve bir rehber niteliğinde biz yazılım firmalarının karşı tarafa bağlantı kurabilmemiz için gerekli olan bir rehberdir o. Sağdaki İSG profesyonelleriyle alakalı değil konular tabii ki. Hangi bilgiler alınacak? Buraları biraz daha genel müdürlüğün sunumundan faydalanarak şey yaptım. Tabii risk faktörleri, İSG yönetimi, sağlık gözetimi ve iş yeri bilgileri gibi ana başlıktaki bilgilerin alınması tasarlanıyordu. Ondan sonra. Peki risk faktörlerinde neler
konuşuluyor. Fiziksel, kimyasal, biyolojik, ergonomik, makine ve iş ekipmanları, elektrik, psikososyal etkenler, kazaya sebep olacak tehlikeleri sistem üzerinden bir şekilde bakanlığa aktarılması mevzubayız. Tabii şu anda bunlar bu modülleri henüz geliştirmediler. Bildiğiniz üzere reçete ve eğitim modülleri var şu anda. Ama ilerleyen süreçte hepsi adım adım olacak. Bu bir çok uzun soluklu bir süreç. Birçok kimse bunu hani bir parmak şıklatmasıyla hemen olsun istiyor ya da hemen olmalı diye bekliyorlar. Evet, hemen olmalı belki ama dediğim gibi ciddi bir teknik süreç bu. İşin sağ kısmı, uygulama kısmı, ondan sonra sunucu kısmı, yazılım kısmı. Her ne kadar biz yazılım firmaları bir iş sağlığı güvenliği yönetim sistemi yazılımı ortaya koymuş olsak da bakanlıkta ona benzer bir veri tabanı ve uygulama havuzu kurmalı ki kendisinde de o aldığı verileri işleyebilsin, işlediği verileri anlamlandırabilsin, yine o verileri başka uygulamalarla haberleştirebilsin gibi şeyleri de var, imkanları da var. İSG yönetimi yapılması, tabii bu yönetimin sonuçlarının da bakanlığa aktarılması konusunda düşünceler var. Bunda tabii ki iş yerlerine İSG profesyonellerinin görevlendirilmesi başta. Bunu zaten İSG katipten alıyorlar. Yani demin sunumun başında da söylemiştim. Yani İBYS bir yazılım değil, bir sistemler bütünü, bir uygulamalar bütünü. İSG katipten mesela bu görevlendirmeler şu anda hangi firmada, hangi uzman görevli, hangi iş yeri hekimi görevli, hangi diğer sağlık personeli görevli gibi bilgiler görülebiliyor. Sorumu var, ses geldi ama. Yok, yanlış duymuşum. Çok özür, geriye gelelim. Ondan sonra dolayısıyla İSG katipten alınan bütün bilgileri alıyorlar yetkililer. Yine eğitim verilerine alınmaya başlandı. Eğitim verisi bu diğer başlıklar içerisinde aslında en basiti, yani en kolay, en çabuk devreye alınabilecek konulardan birisiydi. Çünkü topu topu 20 tane başlık var. Her bir başlığa bir kod verildi, geçildi ve biz de o kodlara göre sistemi uyarladık ve bakanlığa entegre olduk. Fakat birazdan değineceğim, yine bakanlığa bu entegrasyon sürecinde yaklaşık bir 7-8 ay gibi veri gönderememe durumu oldu. Bu da imzalama metodundan kaynaklanıyordu. Sonradan imzalama metodundaki problemi de aştı yetkililer. Ondan sonra 2019 Ocak ayı başında sorunsuz bir şekilde eğitim verileri gönderilmeye başlandı. Yine İSG kurulu kayıtları alınması düşünülüyor. Ramak kala bilgileri alınması düşünülüyor. Yıllık çalışma planı kayıtları, yıllık değerlendirme raporu gibi bilgilerde yine kullandığınız entegratör, yetkili İSG yazılımları üzerinden bakanlığa ilerleyen süreçte gönderilebiliyor olacak. Meslek hastalıkları bilgileri, sağlık bilgileri kısmında yine anamnez bilgileri, tetkik bilgileri, teşhis tedavisi ek bilgileri, muayene bilgileri gibi bilgiler de genel müdürlüğün almak istediği veriler arasında. Aslında eğitim verilerinden sonra sağlık verilerinin gönderilmesiyle alakalı çalışmalar yapılacaktı. Hatta yayınlanan yol haritasında bunun tarihi de belliydi. Fakat 2018 yılı içerisinde bu konuda bir aksiyon olmadı. Ondan sonra, ama bu tabii olmayacak anlamında değil. Şu anda beklemede demek ki. İş yeri bilgileriyle alakalı yine işletme içerisinde iş sağlığı güvenliği yönetim sistemiyle alakalı neler oluyor, neler bitiyor. Yine kalite yönetim sistemi, sürekli geliştirme çalışmaları, yine işletmeyle alakalı üretim, depo, yemekhane, konaklama gibi personellerin içinde bulunduğu aslında biraz da ortam ve çevre dediğimiz konularla alakalı bilgileri de almak istiyor bakanlık, genel müdürlük. Yine işletmedeki süreçler, yani bir işletmede ne yapılıyor, nasıl yapılıyor, hangi süreçlerden geçiliyor, o süreçlerde hangi noktalar var, işte kim nerede nasıl görev alıyor, hangi ekipmanı kullanıyor, hangi kimyasalı kullanıyor gibi birçok bilgiye de ulaşmak istiyorlar.
Makine ekipman listesi keza öyle. Yine burada da biliyorsunuz periyodik kontrole tabi ekipmanların periyodik kontrolünün yapılıp yapılmadığı ya da ilgili başka kontrollerin bilgilerini de bakanla gidiyor olacak ilerleyen süreçte. Kişisel koruyucu donanımlarla alakalı yine bilgilerde bakanlığın almak istediği bilgiler arasında. Demin de bahsettiğim gibi bu sürecin ilk adımı olarak e-reçete entegrasyonu gerçekleşti. Yine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı o zamanki adıyla, şimdi Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak değişti bildiğiniz üzere. Birleşti iki bakanlık. İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt Takip ve İzleme Programı İSGK Tip sitesinde 13 Eylül 2017'de yayınladığı duyuru ile e-reçete uygulamasına geçildiğini uygulamasının başlandığını duyurdu. Biz de Medula entegrasyon kitapçıklarıyla yazılım firmaları, iş sağlığı güvenliği yazılımı yapan firmalar Medula'ya entegre oldular. Medula yine Çalışma Bakanlığı'nın bünyesi altında olan bir uygulama. Dolayısıyla Sağlık Bakanlığı ile alakalı değil konu. Bu bazen karıştırılıyor. Dolayısıyla biz direkt entegre olduk ondan sonra. Bu tabii şeyden önceydi, yetkilendirme süreçlerinden önceydi. Daha sonra yetkilendirme ara başladı. Yine iş yeri hekimlerinin olası reçete işlemlerini yazılım üzerinden yapabilmelerine olanak sağladık. Sağlık yazılımı yapan firmalar bunda zorlanmadılar. Zaten bünyelerinde reçete programı vardı. Bizde iş sağlığı güvenliği yazılım yapan firmalarda muayene modülü vardı ama reçete modülü yoktu. Hemen o reçete modülünde özelliğini de ekleyerek sisteme entegre olduk. Arkasından bildiğiniz üzere eğitim veri gönderimi başladı. Eğitim verisi gönderimleri de 2019 Ocak ayında başladı sağlıklı bir şekilde. Tabii bu aşamada yanlış hatırlamıyorsam 55, 56, 57 civarı firma vardı, entegratör firma. Ve bunların içerisinden belki 3-4 tanesi, belki 1-2 tane firma sağlıklı bir şekilde gönderim yapmaya başladı. Çünkü karşı tarafla connect olmak bir basit olduğu kadar bir o kadar da zor. Yani teknik konu konusunda uzman olmayan firmalar bunu beceremediler. Ve zaman içerisinde zaten onlar elendiler. Elenmeye de devam edecekler. Ama kendi altyapılarını geliştiren ve sürekli gelişen firmalar bu entegrasyon konularını çok rahatlıkla halledebilecekler. Çünkü her web servis, yani bu ayrı ayrı modüllerin entegrasyonu ayrı bir web servis entegrasyonuyla gerçekleşiyor. Ankara'da İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'nde yaklaşık dediğim gibi 55 firma, entegratör firmanın yetkilileri katıldığı bir çalıştay yapıldı. Bu çalıştay neden yapıldı? İşte o 8 aylık sürede bakanlığa veri gönderilemedi bir türlü bizim yazılımlar üzerinden. Tabii bu süreçte biz İBS kullanıcılarına, yani sizlere kendimizi anlatamadık, ifade edemedik. Yani şu anda bizim mesela İş Sağlığı Güvenliği yazılımı yapan diğer yazılım marka firmalarla kurduğumuz bir WhatsApp grubumuz da var ve hemen hemen çoğuyla da diyalogumuz var, konuşuyoruz, sohbetimiz de var. Kendileri de bu durumdan şikayetçi oldular. Hani veri gitmiyor, işte siz bizi kandırıyorsunuz gibi birçok konu gündeme geldi. Tabii bu esnada bakanlık tarafından da açıklamalar yapılması gerekiyordu. Bu konuda belki biraz bakanlık daha fazla duyuru yapabilirdi. Bundan sonraki süreçlerde de daha aktif olacaklarına eminiz. Dolayısıyla o çalıştaydan sonra hatalar ya da işte ilgili gözden kaçan konular giderildi ve veriler gönderilmeye başlandı ondan sonra. Peki bir İBS yazılımı, yani İBS'ye entegre olan iş sağlığı güvenliği yazılımı kullanacağımız zaman nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Genelde birçok firma satış ya da kiralama yöntemiyle çalışıyorlar. Satın alınabilir ve kiralanabilir modeller üzerinde tabii ki fiyat, ondan sonra fayda, uygunluk, işte geliştirilebilirlik, sürdürülebilirlik, süreklilik gibi birçok konuya dikkat etmeniz gerekiyor. Bunların ötesinde birazdan sohbet kısmında bunlara yine tekrar değiniriz. Güvenlik konusunda dikkat etmemiz gereken konular var. Burası işte kapalı bir kutu ve şu anda belki de genel müdürlüğün de oraya, şu an 80 firma var ama birçok firmanın
baktığınız zaman sayfalarında ya da işte sistemlerinde en basitinden şu üçüncü noktadaki SSL dediğimiz yani güvenli giriş katmanı bulunmuyor. Dikkat ederseniz artık birçok internet sayfasına girişlerde, tabi bu web tabanlı yazılımlar için söylüyorum, exe yani download edip bilgisayarınıza indirip kurduğunuz bir yazılımda farklı bir güvenlik katmanları ihtiyaç oluyor. Ama internet üstünden yapılan, kullanılan uygulamalarda bu HTTPS olayına dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer bu yoksa yani bir durup düşünmenizde fayda var. Çünkü güvenli değil, bir güvenlik açığı oluşuyor. Yine entegratör firma olmasına dikkat edin. Entegratör firmaları ibs.csgb.gov.tr eski bakanlık adresiyle hala devam ediyor ve güncel aktiftir sayfa. Orada yetkili firmalar sayfasından görebilirsiniz. Birazdan sunumdan sonra tarayıcı üstünden de bakarız beraber. Yine orada firmaları, tabii orada telefon adresleri ya da şeyleri yok. Sadece firma ismi ve ürün ismi var. Yani yazılımın isimleri var. Dikkat etmeniz gereken şu, bunlar da kulağımıza geliyor, duyumlar alıyoruz. İşte A firması listede ama A firmasının işte A ürünü var. Ama A firması B ürünü öneriyor kullanıcıya. Ama o B ürünü lisanslı değil, yani yetkili değil listede. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Ya da şunu da duyuyoruz. İşte atıyorum bizim kendi firmamızdan örnek vereyim. Ege Robot firması yetkili ama başka bir firma sizin kapınızı çalıyor. Diyor ki işte biz EBS'ye veri gönderen yazılım şeyimiz var. İşte şu kadara. Dönüp baktığınızda o firmanın yazılımı yok. Yani entegratör olan başka bir yazılım üstünden taşere bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. O da tabii nasıl yapıyorlar tartışılır. Yani bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Birebir firmanın sahipleriyle ya da yetkilileriyle muhatap olmanız, görüşmenizde fayda var. İki numaralı yerli sunucu konusu çok ama çok önemli. Neden? 15 Temmuz 2019'da Cumhurbaşkanlığı genelgesi yayınlandı. Bu genelgenin 3. maddesi de kamu kurum ve kuruluşlarına ait veriler, kurumların kendi özel sistemleri veya kontrolündeki yerli hizmet sağlayıcılar hariç bulut depolama hizmetlerinde saklanmayacaktır dendi. Yani bu aslında kendi sunucunuza kurulması gerekiyor ve yurt dışında olmaması gerekiyor anlamında kamu kurumları için. Özel kurumlar için böyle bir zorunluluk getirilmedi şu an için. Belki ileride o da söz konusu olabilir. Ama bundan sonra bununla beraber kişisel verilerin korunması kanununun 9. maddesi gündeme girdi. Burada da şöyle bir şey var ifade. Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurt dışına aktarılamaz. Yani siz bir eğitim verisi göndereceğiniz zaman personelin adını soyadını giriyorsunuz sisteme. TC kimlik numarasını giriyorsunuz. Ondan sonra birçok bilgisini giriyorsunuz ki bunların çoğu kişisel veri olarak geçiyor. Dolayısıyla bunları kaydettiğiniz veri tabanı, bilgi bankası yurt dışındaki bir sunucu da olmamalı. Bu yasayla yasaklanmış bir şey. Ha, herkesten de tek tek rıza alamayacağınıza göre dolayısıyla yurt dışında veri barındıran yazılımlar üstünde kullanılması biraz sıkıntılı. Peki bakanlık bunu bilmiyor muydu? O dönemde bu maddeler gündemde değildi. Sonradan çıktı. Bununla alakalı bir revizyon geçirebilirler. Belki entegratör firmalardan veri tabanlarının nerede olduklarına dair yasal belgeler isteyebilirler. Ek belgeler. Çünkü biz entegrasyon sürecinde ISO 27000 belgesinden tutun. İşte birçok resmi belgeyi bakanlığa sunduk. Bakanlıkla gizlilik sözleşmeleri yaptık, taahhütler verdik, sözler verdik. Ondan sonra resmi yazılı olarak da. Yine yazılımlarımızı incelediler baştan sona. Dolayısıyla yazılımlarda da şunlar 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 olmalı dediler. Başta bizim için. Sonrasında bu gerekleri kaldırdılar. En azından şeyleri kaldırdılar. Yani bir reçete programınız varsa bile IBS entegratör olabiliyorsunuz gibi listeye aldılar. Tabii o firmalarda hemen eğitim modüllerini devreye aldılar ya da geliştirmeye başladılar. Yine listede şunu da duyuyorduk. Şimdi tabii iş biraz
Böyle hani şikayet gibi değil, sakın yanlış anlamayın ama kullanıcılardan gelen şeyleri aktaracağım ben biraz sizlere. Mesela listede şu kadar firmayı aradım, ellerinde ürün yok. Şu kadar firmayla konuştum, kimseyle anlaşamadım gibi birçok geri dönüşler aldık. Dolayısıyla yine siz de oturup o firmaların çoğunu aradığınızda bir şey var, bir düşünce var, bir proje var ama geliştirme aşamasında. Yani ticarileşmiş bir ürün yok ortada çoğunda. Çoğu sağlık kurumlarından, hatta yarısından fazlası o firmaların sağlık yazılımı yapan firmalar. Tabii bakanlık böyle bir entegrasyona başladığı zaman Çalışma Bakanlığı tarafında sağlığın yanında bir kol daha açıp bizde zaten sağlık yazılımları var. Hadi buna iş güvenliğiyle alakalı modüller de ekleyelim yoluna girdiler. Başarılı olanlar da olacaktır, başarısız olanlar da olacaktır tabii ki. Bunu zaman içerisinde hep birlikte göreceğiz. Diğer bir önemli konu yazılımın içerisinde. Bu arada ben çok süreye de bakayım, tamam 15 dakikamız var. Yazılımın içerisinde rol ve yetki bazlı olup olmadığını kontrol etmeniz gerekiyor. Şu an ben mesela entegratör listesindeki birçok yazılımı kullandım bir dönem. Ondan sonra yeni çıkanlara gene girip bakıyoruz. Arkadaşlar kullanıyorlar. İncelemek zorundayım çünkü benim işim bu. Yani şunu gayet iyi net biliyorum. Yani başkası neyi nasıl yapıyor, neyi nasıl yapamıyor. Çok net görebiliyoruz. Dolayısıyla şunu gördük. Yazılımları tek bir kullanıcı perspektifinden geliştirmişler. Yani bu yazılımı nasıl bir muhasebe programını muhasebeci kullanır ya da işte ön muhasebe elemanı kullanır ya da mali müşavir kullanır şeklinde. Ondan sonra iş sağlığı güvenliği yazılımında işte iş güvenliği uzmanı kullanır ya da iş yeri hekimi kullanır bakış açısıyla geliştirmişler. Teşekkürler. Ondan sonra bu tabii ki yeterli değil. Neden yeterli değil? Çünkü iş sağlığı güvenliği sizlerin de çok iyi bildiğiniz üzere en ufak derecesinden CEO'suna kadar herkesin aynı sahnede rol aldığı, birlikte yaptığı bir takım işi. Dolayısıyla yazılımı da herkesin kullanabiliyor olması gerekiyor. En basitinden işte uzaktan eğitimi vereceğiniz zaman personele bir uzaktan eğitim ataması yaptığınızda işte slide, video, resim, metin ya da işte sınav, test, o kişinin sisteme girip bunu izliyor, okuyor olması lazım. Testleri, sınavları çözüyor olması lazım. Dolayısıyla sisteme bir giriş kullanıcı yetkisi olması lazım. Dolayısıyla o tekil bakan firmalar ya da yazılımlar bu konuda takıldılar. Ama tabii kendilerini geliştiriyorlar, revize ediyorlar, update ediyorlar, güncelliyorlar yazılımlarını. Bu şekilde devam edecek. Aynı şekilde mesela bir olay bildirimi, bir Ramakkale bildirimini iş güvenliği uzmanı yapmıyor. Yani bunu sahada çalışan, işin içinde olan kişilerin yapması gerekiyor. İşte orada bir tabletten ya da bir cep telefonundan ya da işte bir saha içerisinde konulan kiosk cihazlardan yazılımlar üstünden çok rahatlıkla Ramakkale bildirimleri yapılabilir. Ondan sonra uygunsuzluk bildirimleri yapılabilir. Ondan sonra kişisel koruyucu donanım talebi yapılabilir. Ondan sonra yine aklınıza gelebilecek birçok aksiyon gerçekleştirebilir ki bizim yazılım içerisinde benzer aksiyonlar var. Peki yazılımı kim tedarik etmeli? Bu da çok karıştırılan ve hani derler ya tabiri caizse doğru bilinen yanlışlar şeklinde. Bu konuda öyle. Yine İBS sitesinde, resmi sitesinde yazılımı kimin alması gerektiği açık yazılmasına rağmen maalesef iş güvenliği uzmanları ve iş yeri hekimleri kendi ceplerinden para harcayarak bu yazılımları tedarik etme yoluna gidiyorlar. Bu şuna benziyor. Yani ben bir doktorum diyelim ki, makine mühendisiyim ama hani örnek veriyorum. Bir hastanede çalışıyorum. Ameliyat masası lazım. Yönetime diyorum ki siz ameliyat masası almayın. Ben işte kendi maaşımdan masayı alır koyarım. Ameliyatlarımızı da bunun üstünde yaparım. Buradan ayrılacağım zaman da ameliyat masası sırtlar götürürüm gibi bir şey oluyor. Aynı şekilde makine mühendisiyim, bakım onarım müdürüyüm bir fabrikada. İşte gaz emisyonlu bir baca inşa edeceğiz. Patrona diyorum ki sen alma, ben maaşımla alayım. Yani bu kadar absürt bir konu aslında bunu düşünmek. Bunu peki düşünmeye iten ne? Benim kendi görüşümü söylüyorum.
Bir dönem aile hekimliği bilgi yönetim sistemleri ABS'ler aile hekimleri tarafından finanse edildi. Kendi ücretleriyle aldılar ve aile hekimliği kurumlarında o yazılımı kendi lisanslarıyla kullandılar. Dolayısıyla oradan kalma bir alışkanlık iş yeri hekimlerine de geçmiş durumda ve bireysel satın alma, atıyorum işte 3000 kişilik bir fabrikada ya da 10.000 kişilik bir fabrikada bireysel yazılım satın alma yoluna gidiyor bu kişiler. Şimdi bu bir kere yasal değil, ikincisi sürdürülebilir değil, üçüncüsü işletmenin bilgi güvenliği politikalarına aykırı bir durum. Ondan sonra yeri geldiğinde o verileri 15 sene, 20 sene, 40 seneye kadar saklamak durumundasınız. Yani tek bireysel olarak 40 yıl o yazılımla çalışabilecek misiniz? Böyle bir durum da var. Dolayısıyla yine yasa zaten bunu baştan söylemiş. 6331 sayılı İstihdamlı Güvenliği 2. bölüm madde 6 birinci bendinde. Çalışanlar arasından iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve 10 ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirilir. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması halinde bu hizmetin tamamı veya bir kısmı ortak sağlık güvenlik birimlerinden hizmet olarak yerine getirilir. Ancak belirlenen niteliklere gerekli şey varsa hepsini okumayayım. Zaten bildiğiniz şeyler, ifadeler. Dolayısıyla burada bütün tedarik yani gerekli olan alet, edevat, tesisatları almalı işveren. Dolayısıyla yazılımı da işveren tedarik etmeli. Şimdi şöyle bir şey var. Bireysel uzmansınız ya da bireysel hekimsiniz. Yani bireyselliği de tırnak içerisinde bireysel arkadaşlarımızı kötülemek amaçlı söylemiyorum. Ama bireysellik diye de bir konu yok bildiğiniz üzere. Yasada da böyle bir şey yok. Yani çalışanlar arasından görevlendirir. Tam zamanlı çalışanı varsa şeklinde. Ya da yoksa da OSGB'den alır şeklinde. Dolayısıyla siz tek başınıza bir yazılım satın aldığınızda oradan ayrıldınız, başka bir işletmeye geçtiniz. Oranın verileri ne olacak? Ya da işveren olarak ben sendeki yazılımda hadi verilerimi var dediğim zaman nasıl verecek? Yani bunun teknik olarak bir karşılığı yok. Hiçbir yazılımda yok. Ondan sonra dolayısıyla işletmenin yazılımı satın alması ya da kiralaması, kullanması gerekiyor. Evet, bir OSGB ile çalışıyorsa, OSGB'nin kullandığı bir yazılım varsa doğal olarak OSGB'nin yazılımı üstünden yapılıyor işletmenin işlemleri. Ama orada da biz birçok fabrikaya şunu öneriyoruz. OSGB bugün var, yarın yok. Yani başka bir OSGB'ye geçiş yapabilirsiniz. O zaman oradaki verileriniz ne olacak? Yani başka bir OSGB'ye geçtiğinizde başka bir yazılım olacak. Peki o yazılımlarla sizi konuşturabiliyorlar mı? Sizi görüştürebiliyorlar mı? Yani siz o yazılımlara bir şey katıyor musunuz? İşte böyle değişiklik olduğu zaman verilerinizi alabiliyor musunuz dediğimizde de hayır alamıyoruz diyorlar. Dolayısıyla buradaki tek teknik ve yapılması gereken çözüm işletmenin bünyesinde bu yazılımın tedarik edilmesi olayıdır. Murat Bey. Buyurun. Sözünüzü kesiyorum ama Gürkan Bey söz almak istiyor bu noktada. Buyurun Gürkan Bey. Nasılsın? Öncelikle herkes iyi akşamlar Murat Bey. İyi akşamlar. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. Hanım. Ben tam burada bir şey sormak istiyorum. Başka bir OSGB, siz beni tanıdığınız için anlayacaksınız. Kendi OSGB uzmanlığımız bizim işimize. Ama çok farklı lokasyonlarda, çok farklı OSGB'lerde az az hizmet almak durumundayız. Onların kullandığı OSGB'lerin kullandığı diğer yazılımlarla bu bahsettiğiniz sağlık verileri biz nasıl alacağız? Tam soru buydu. Gürkan Bey, teşekkür ederim sorunuz için. Bu çok yaşanan bir durum. Neden bu yaşanıyor? Çünkü iş yeri hekimlerini bireysel olarak istihdam etmek çok maliyetli oluyor şu an Türkiye şartlarında. O yüzden OSGB'lerden alınma yoluna gidiyor. Aynı sizdeki gibi. Yani iş güvenliği uzmanı kendi SGK kadronuzda full time çalışırken iş yeri hekimini başka bir OSGB'den tedarik edebiliyorsunuz. Böyle durumlarda yani tartışmasız sizin kullandığınız yazılım üstünden iş yeri hekimi görevini yapmak durumunda. Yani şöyle bir lüksü yok iş yeri hekiminin. Ya benim OSGB'min yazılımı var zaten. Ben ona alıştım. Sizin yazılımınızdan ben bu işlemleri yapmam deme lüksü yok. O zaman siz de OSGB ile çalışmazsınız. Başka bir OSGB'den bir iş yeri hekimi tedarik edersiniz. Bildiğiniz üzere zaten
Birçok yazılım işte tekil çalıştığı için, yani tek kullanıcılı hesap açtıkları için buna imkan tanımıyor, ama başka ürünlerde, bizim üründe keza siz hem kendi personellerinize, uzmanlarınıza kullanıcı açabildiğiniz gibi dışarıdan gelen OSGB'nin personeline de hesap oluşturup işlemlerinizi yapmasını sağlayabiliyorsunuz. Bu sürdürülebilir olan budur aslında. Olması gereken de budur. Çünkü veri güvenliği açısından da bu şey. Yani her ne kadar bakanlıkla yetkilendirme olsa da, ondan sonra işte uzmanların, hekimlerin OSGB ile kişisel verilerin koruması sözleşmesi olsa da bir şekilde o verilerin çıkma riski var. Ama sizin bünyenizde kullanılan bir yazılımdan o aksiyonları gerçekleştirdiği zaman bu riskleri minimize etmiş oluyorsunuz. Kabaca. Çok sağ olun. Ben özellikle size bu konuda bir şeyler sormak istiyorum. Şimdi kesme başlar. Size kolay gelsin. Çok teşekkürler. Gelsin. Sağ olun. Teşekkürler. Evet, yine sağdan gerek bizim yazılımı kullanan arkadaşlarımızdan, gerek başka yazılımları kullanan yazılım firmalarının işletmecilerine, sahiplerinden sohbetlerimizde aldığımız duyumlar şu şöyle şekilde. Aman ya, ben yazılım almazsak ne olacak? Alınmazsa ne olacak? Ne olur ki? Kim ne der ki? Yani kontrol mü ediyorlar ki? Yani aksiyonlar bile kontrol edilmiyor. İşte yazılımı mı kontrol edecekler? Yazılımdaki alıp almadığımızı ya da aldık kullanıp kullanmadığımızı kontrol edecekler gibi. Aslında bu bizim Türkler olarak biraz arızalı taraflarımızdan, bilgisayar terimiyle bug'larımızdan birisi. Bu soruları hep soruyoruz doğal olarak. Ama şuna odaklanmalıyız. Yani bir şeyi birileri kontrol edecek ya da birileri kontrol ediyor mantığıyla kullanmak çok mantıklı değil benim için. Yani bu işi, sahadaki işi, yani iş sağlığı güvenliği profesyoneller olarak 180 ayda 180 saat içerisinde ya da işte OSGB olarak 1 saat 2 saat ayda gidilen süreler içerisinde bütün bu süreçleri kontrol edemediğimiz, yönetemediğimiz aşina bir gerçek, yani su götürmez bir gerçek. Dolayısıyla zamansal açıdan problemimizin olduğu bir konuyu yazılımla saniyeler içerisinde ya da dakikalar içerisinde çözebilecekken, bırakın bakanlığa veri göndermeyi, yazılım kullanmama ya da yazılıma bu kadar karşı olma ya da düşman olma zihniyetini ben anlamıyorum. Yani yazılım satılsın satılmasın değil, tabii biz bir ticarethaneyiz ya da şey yatırıyoruz, ama her şeyi bir kenara koyun. Yani en azından bir bilgisayar kullanıyorsunuz, işinizi yapıyorsunuz ya da işte bir Excel, Word kullanıyorsunuz bir şeyler hızlı yapmak için. Artık kimse hesap makinesi kullanmıyor ondan sonra, ya da kağıt kalemle hesap yapmıyor, anlatabiliyor muyum? Bu iş sağlığı güvenliği aksiyonları da bu şekilde. Birçok yazılımda sadece işaret parmağınız yoruluyor. Tık 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 mouse'u tıklıyorsunuz. Belki günlerce uğraşacağınız evrakları, raporları dakikalar içerisinde hazırlayabiliyorsunuz. Ha, ondan sonra e-imzanızı takıp bir tuşa basıp bakanlığa göndermek kalıyor. Dolayısıyla bir şeyi bakanlık istiyor ya da bakanlık kontrol edecek zihniyetiyle değil, ben sahada bu aksiyonları, iş sağlığı güvenliği aksiyonlarını daha nasıl profesyonel yönetebilirim, daha nasıl kolay yönetebilirim, zamansal açıdan nasıl fayda sağlayabilirim? Şimdi zamansal açıdan fayda sağladığınızda zincirleme, iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi maliyetlerini bir düşünün. Yani 10 günlük yövmiyesini çarpın arkadaşlarım. Yani işverene o kadar maliyeti var. Bunu bir de yıllığa vurduğunuzda. Dolayısıyla bu perspektiften bakmakta fayda var. Peki hadi gene almadık, ne olduğunun eşittir cevabı. Bakın burada, tabii bu güncel değil. Ben elimle geçen şeyi yaptım. Bakma fırsatım olmadı günceline. 2019-2020 belki vardır. Burada ne diyor? İş sağlığı, iş ve güvenliği hizmetleri için görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini, hizmet aldığı kurum ve kuruluşun görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekan sağlamamak. İşverene diyor. İşveren yani bu yazılımı almazsa az tehlikeli de, tehlikeli de ve çok tehlikeli de bu kadar cezası var. Bakın illiyeti buradan kurabilirsiniz. Bağlantıyı, bağıntıyı buradan kurabilirsiniz. Dolayısıyla İSG profesyonellerinin işlerini görmesi için gerekli araç ve gereci
İşveren sağlıyor mu? Sağlıyor. Yazılımda bunlardan birisi mi? Evet, bunlardan birisi. Peki bunu almama durumunda ne oluyor? İşte bu cezalarla karşı karşıya kalma durumu var. Dolayısıyla burada da aslında bireysel arkadaşları yazılım almadan elemiş oluyoruz. Direkt 6. madde B1 ve 26 B1B şıklarıyla. Biraz böyle hani bu konularda mevzuatı biraz daha yorumlamak, içine girmek faydalı olabilir. Evet, muğlak yerlerimiz var. Ondan sonra muvazalı durumların oluştuğu yerler de var birçok uygulamalarda. Ama bunlar çok açık, net konular. Yani bir yazılımı uzman mı almalı, hekim mi almalı? Hayır arkadaş, işveren almalı, işletme almalı. Bu kadar net aslında bu. Bunun üstüne de birilerinin kalkıp sayfalarca bu böyleydi, şöyleydi diye açıklama yapmasına da gerek yok. Ama bunu bekliyor kullanıcılar. Dolayısıyla inşallah buradan da bu konuda aydınlatmış olurum. Şimdi dediğim gibi kullanım açısından sıkıntılar var. Yine bir dönem dediğim 2020'nin Aralık ayı içerisinde bakanlık sunucularıyla iletişim koptu. Biz ve yine birçok yazılım verilerini gönderirken hatalarla karşılaştılar. Bir şekilde bakanlığa biz ulaştık ve konuyu bildirdik. Daha sonra düzelttiler. Tekrardan 2019 Ocak ayında içerisinde başında veriler gitmeye başladı. Bu konu dediğim gibi bir süreç konusu. Arada mesela reçete kullanımında da sıkıntılar oluyor. İş yeri hekimlerimiz bana geri dönüyorlar. İşte problem mi var yazılımda? Diyoruz ki yani Medula'da bir güncelleme geçiyorlardır. Ya da işte bakanlığın sunucularında bir kesinti olmuştur. Dolayısıyla internet üstünden yapılan bütün işlemlerde bu tarz şeyleri sorgulamakta fayda var. Onun dışında yazılım firmaları şu anda 80 civarı var ama dediğim gibi o listenin içerisinde çok az iş sağlığı güvenliği ürünü olan var. Burada tabii dikkat etmeniz gereken bir de şu, bu bireysellikte de şöyle bir sıkıntı var. Atıyorum 10 lira deniyor bir yazılıma, yıllık bir kişiye 10 lira deniyor. Biz dönüyoruz, diyoruz ki işletmeye yıllık 100 lira diyoruz diyelim ki. Bu sefer firmadaki o bizimle görüşen kişi, bu uzman olabiliyor, satın almacı olabiliyor ya da işte şeyle hekimi, fiyatınız çok pahalı. Şimdi neye göre, kime göre iyi sorgulamak gerekiyor. Burada demin de söylediğim gibi tabii biz işletmeye hesap açıyoruz ve işletmenin içerisinde 10 bin kullanıcı varsa 10 bin kullanıcıyı ücretsiz açılıyor. Ki böyle olmak zorunda aslında birçok yazılımda da ondan sonra. Dolayısıyla neredeyse ücretsiz gibi bir rakama geliyor. Bırakın ücretsizi, ücret yani çok yüksek ücretlerde olsa bile firma için bir maliyet değildir. Yani ben bunu çok arkadaşıma da anlatmaya çalışıyorum. O maliyeti harcamayı yapmadığınız zaman firma artı vergi ödüyor. Yaptığı harcamalar olduğu zaman da vergiden düşülüyor. Dolayısıyla bunlar çok uzman ve hekimin hesap edebileceği, yani kafasını yorması gerektiği şeyler değil açıkçası. O yüzden bunu işletme almalı, işveren almalı, işverenle bu konular tartışılmalı, görüşülmeli. Dolayısıyla biraz olsun bir şeyler aktarmaya çalıştık. Aslında sahadan çok şey var, farklı kullanım sıkıntıları ya da yazılımlarla alakalı şikayetler var. Bunları olmazsa farklı bir oturumda değerlendiririz. Yine bu konuda İBS hakkında kaynaklar nelerdir dediğinizde tabii ilk aklımıza gelen internetten, Google ya da benzeri arama motorlarından aramak oluyor. Fakat ben çok üzülerek izliyorum. Yani bu işe gönül vermiş biri olarak da canla başla çalışıyoruz, çalışmaya gayret gösteriyoruz. Bu konuda hiçbir kaynak yok değerli arkadaşlar. Yani İBS nedir? Arayın. Yine bakanlığın yayınladığı PowerPoint sunumundan alıntılarla işte birkaç makale görürsünüz. Ben bu konuda yine o büyük toplantıda yazılım firmalarının hepsiyle ortaklaşa bir portal kuralım, oluşturalım. Yine bakanlık personeli de destek versin. Burada konuları, soruları, cevapları bir şekilde cevaplayalım dedik. Böyle bir site oluşturdum, ibssorucevap.com diye. Yine merak eden arkadaşlarımız varsa buraya üye olup ücretsizdir üyelik.
üye olup soru sorabilirler. Oradaki bilgilerden ben vaktim kaldıkça yine burada size verdiğim bilgiler gibi yazılı ve görsel olarak oraya da bir şeyler eklemeye çalışıyorum. Burada tabii bizim bakanlıkta içine düştüğümüz o iletişim problemini şu şekilde hallettik. Burada sunumu bitirdik. Şöyle bir sayfa ürettiler bize. Daha doğrusu talep ettik bir takip. Buradan biz hatalarımızı sisteme bildiriyorduk bakanlığa, yetkililerine. Onlar da bu sistem hatayı görüp kendi taraflarında ona göre düzenleme ya da geliştirme yapıyorlardı. Böyle böyle buradan yazışa yazışa karşılıklı bir onlar bir biz, bir onlar bir biz sonuçta eğitim verileri başladı. Bundan sonraki adım yine geçen Genel Müdürümüz Cafer Bey'in de katıldığı toplantıda Çiğdem Sarıkaya hanımefendi bahsetmişti. Ramakkala bilgilerini alacaklar. Bununla alakalı bir sınıflandırma çalışmasının yapıldığını söylediler. Sınıflandırma çalışması ya da işte bir veri setinin oluşturulması sunum başında da söylediğim gibi kolay bir iş değil. Bunlar süreç alan işler. Ben yurt dışı yazılımları da inceliyorum. Kimse de böyle bir veri seti yok. Yani herkes add, update, delete denilen yani ekle, güncelle, sil, çıkar modeliyle bir sistem yapmışlar. Bir veriyi arkaya eklediğiniz zaman bir konsolidasyon yani anlamlandırma, bir optimizasyon işlemi yok birçok yazılımda. Birçok yazılım hazır scriptler kullanmışlar. Yani script ya da işte tema sitelerinde 30-35 dolarlara satılan temalar üstüne bir şeyler kurgulanmaya çalışılmış. Başarılı olanlar da var, başarısız olanlar da var gördüğüm kadarıyla. Yine tabii bu işin yerli yapılıyor olması da büyük bir avantaj. Yerli yazılımlara biraz daha rağbet göstermekte fayda var. Onun dışında sizlere başka ne gösterebilirim? Demin bahsettiğim site burası. ibs.sorucevap.com şeklinde. Yine burada da bu arada ekranım gözüküyor değil mi benim? Şu an siteyi göremiyoruz. Sunumumuzu görüyoruz. O zaman bir saniye. Nevşehir diyorum. Şöyle yapıyorum. Evet, şimdi görüyorsunuz herhalde. Evet, şu an gözüküyor. Evet. Bu sitede yani buraya üye olup dediğim gibi buradan da iletişim içerisinde olabiliriz. Yine Sağlık, Emniyet, Güvenlik ekibi kendi portallarında da iletişim bilgilerimizi paylaşacaktır. Bu konuda inanın ben konuşmaya, sohbet etmeye açım. Çünkü o bakanlıkla yapılan en son toplantıdan bu yana kimseyle görüşmedik bakanlıktan. Yani ne olup ne bittiği hakkında bir fikrimiz yok. Yani bakanlık tarafında belki çok şeyler yapılıyor ama biz bunlardan bir haberiz. Belki bakanlık yetkileriyle içli dışlı olan ya da daha çok oraya girip çıkan ya da iş icabı yolu oradan geçen arkadaşlar uğrayıp soruyorlardır ama bizlerin bilgisi yok. Yine bilgisi olan da olursa paylaşırsa sevinirim. Kabaca anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Sayın katılımcılarımız el kaldırarak sözlü veya chat kısmını kullanarak soru ve görüşlerinizi önerebilirsiniz. İzninizle Murat Bey benim bir sorum olacaktı. Buyurun. Hangi yazılımı ya da programı kullanacağımı nasıl karar vereceğim bir işveren olarak? İşte bunda basit kriterler var. Yani bir kere entegratör firma olması gerekiyor. İş sağlığı güvenliği şuradan ben ekran paylaşımı yapayım tekrardan. Şuradan ibs.csgb.gov.tr sitesinden yetkili firmalar bölümünden. Burada şu anda 78 firma var. Bu firmaların da masaüstü ya da web uygulamaları, yani bu exe tabir ettiğimiz masaüstü uygulamalar, bu da internetten kullanılan uygulamalar, internet tabanlı. Ondan sonra mesela bizim EgeRobot Otomasyon Mühendislik diye geçiyor, isgsys.com. Ondan sonra buradan bu firmalarla temasa geçebilirler. Tabii ki buradan nasıl temasa geçeceksiniz? Şey yok, telefon ya da adres bilgisi yok ya da mail bilgisi.
bu firmayı kopyala yapıştır yapıp Google'da aradığınızda firmanın bilgilerine rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Bu firmaları arayıp direkt tanıtım dosyası isteyebilirsiniz ondan sonra. Ama sorgulayacağınız nokta şu, veri tabanı yurt içinde mi, yurt dışında mı? Ondan sonra SSL var mı? Yine ondan sonra yetki tabanlı mı? Yani sadece bir uzman olarak kullanmak istemiyorum bunu. Benim 120 personelim var. 120 personele de hesap açmak istiyorum. Bu şekilde yaklaşmaları gerekiyor konuya. Yani bu listeyi kötülemek amaçlı söylemiyorum. Lütfen yanlış anlamayın. Ama demin dediğim gibi tekil bazda bakan çok yazılım var burada. Bu vesileyle siz bunları sorguladıkça onlar da kendilerini geliştirecekler. Onlar da evrimleşecekler. Onlar da daha iyi performans veren yazılımlar haline gelecekler inşallah. Dolayısıyla rekabet her zaman değer katar herkese. Bu konuda da diğer yazılımlarla da rekabet halinde olmak isteriz her zaman. Bu güvenlik konuları önemli. Tabii bunun dışında kullanıcı bazlı ya da şirket bazlı olup olmadığı önemli. Çünkü demin söylediğim gibi siz bir iş güvenliği uzmanı olarak tek kullanıcı hesabı satın aldınız diyelim ki. 120 personele uzaktan eğitim vereceksiniz, orada tıkanacaksınız. Bu sefer firma diyecek ki size ben 10 lira demiştim bir kişi, bu sefer 120 çarpı 10 lira daha verin diyecek bana. Anlatabiliyor muyum? Bu biraz nasıl diyeyim, yani oraya adlandırmayayım artık şeyde. Biraz pazarlama taktiği diyelim, hani yumuşatarak söyleyeyim. Bunlara aldanmamak gerekiyor. Çünkü bu uzun soluklu bir yol, maraton. Yani bir ev satın alırken bile işte bir gün oturayım, üç gün sonra taşınırım diye almıyorsunuz. Yani yıllarca oturmak için alıyorsunuz. Dolayısıyla bu yazılımları da işletmenize uzun yıllar kullanmak için almalısınız. Bugün biz varız, yarın uzman yok, ya öbür gün hekim var, öbür gün OSGB yok. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla işletme içerisinde aynı yazılım sürekli... Bir de tabii şuna son anda aklıma geldi. Geliştirilebilir olması gerekiyor. Ne demek geliştirilebilir? Bakanlık bugün eğitim verisi istedi. Yarın işte olay bildirimi isteyecek. Öbür gün sağlık sonucu isteyecek. Bunların entegrasyonunu yaptığı zaman bu yazılım size dönüp şunu diyebilir. İşte ben sana eğitim verisini 10 liraya vermiştim. Şimdi sağlık verisini göndermek istiyorsan sen bana bir 10 lira daha ver. Ya anlatabiliyor muyum? Ona da ekstra bir özellik gibi size satmaya çalışacaklardır. Yani bunları bilerek yaklaşmanızda fayda var. Hani tamam öyle istiyorum derseniz öyle alın. Evet, o özellik de çıktığı zaman bir 10 lira daha verirsiniz. Öyle kullanmaya devam edersiniz. Başka bir entegrasyon, bir modül daha devreye alınca İBS genel müdürlük, yazılım entegre olur yine o modüle. O modül için de ekstra bir ücret ödersiniz. Ama kimisi de biz dahil bizim gibi benzer yazılımlarda fiyatı sabit tutuyor. Ne özellik eklenirse eklensin, bakanlık ne isterse istesin ekstra ücret talep etmiyorlar. Tabii bu şey mantığı, yani ürünün biz faydaya bakıyoruz her şeyden önce. Dolayısıyla kullanıcı bazlı ya da işte öyle modül bazlı bir fiyatlandırma yapmıyoruz. Bunlara dikkat etmekte fayda var. Teşekkür ederiz Murat Bey. Pınar Hanım söz hakkı almak istiyor. Buyurun Pınar Hanım. Merhabalar. Sesim geliyor mu? Geliyor. Öncelikle Esin Hanım ve Şeymanur Hanım'a teşekkür ediyorum böyle bir program hazırladıkları için. Size de ayrıyetten teşekkür ediyorum. İş sağlığı ve bilgi yönetim sistemi ile ilgili vermiş olduğunuz çabadan da haberdarım. WhatsApp grupları, işte farklı platformlardaki hassasiyetiniz. Öncelikle o konuda da size teşekkür etmek istiyorum. Ben Ağrı İbrahim Çiçek Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. Aynı zamanda üniversitemizin koordinatörlüğünü yürütüyorum. Bu anlamda İş Sağlığı Güvenliği Koordinatörlüğü'nü. Bilgi yönetim sistemiyle ilgili son birkaç haftadır ben de düşünüyorum neler yapmamız gerekiyor. Tam böyle üstüne oldu yani bu programın düzenlenmesi. Güzel oldu. Bu açıdan şanslı hissediyorum kendimi. Şimdi kamu kurumlarında zorunlu mu diye soru soracaktım. Yalnız şeyi gösterince bu idari para cezalarını kamu kurumu ayrımı olmadığını fark ettim açıkçası. Evet. Şimdi kamu kurumlarında böyle bir uygulama yaptınız mı? Sizden satın alan bir kamu kurumu var mı? Öncelikle onu sorayım.
Genelde belediyeler şu anda hızlı bir şekilde yapıyorlar. Çünkü belediyelerde çok aksiyon var. Yönetilmesi gereken işte kazı işlerinden tutun yol asfaltlamaya kadar yine merkezdeki ofis çalışanlarından park bahçelerdeki ya da işte bakım hizmetlilerine kadar birçok şey var. Yani nasıl diyeyim size? Tek bir çatı değil, parçalanmış birçok işletme üstünde çok aksiyon olduğu için dolayısıyla yönetilmesi zor bir saha. Yazılım kullanıyorlar. Tabii şeyde de kanunen yazılım iş sağlığı güvenliğinden 50 kişinin altında olanlar aslında muaf olmana rağmen yazılım kullananlar da var. Kullanmayan koca bakanlıklar da var, anlatabiliyor muyum? Aynen. Bu da benim anlam veremediğim konulardan birisi. Yani bir şeyi zorunluluk için değil, kolaylaştırmak için kullanmak gerekiyor. Dolayısıyla şeylerde olsun, üniversitelerde olsun, hastanelerde olsun, belediyelerde olsun, işte valiliklerde, aklınıza gelen tüm kamu kurumlarında çok rahatlıkla kullanabilecek sistemlerdir iş sağlığı güvenliği yazılımları. Bu A marka, B marka hiç fark etmez. Burada kamu kurumlarında şu demin Esin Hanım'ın sorusuna ilaveten şuna da dikkat etmek gerekiyor. Çoklu yerleşkeleri idare edebileceğiniz bir yazılım olması gerekiyor. Yani demin bireysel olarak yazılım düşünün dedim. Hani işinize geliyorsa öyle alın bireysel. Ama bir işletme içerisinde 120 çalışanınız ya da 1200 çalışanınız varsa onların hepsine kullanıcı hesabı oluşturabileceğiniz ve onların da aksiyon alabilecekleri bir yazılım arayışında olmanız gerekiyor. Artı bir de kamu kurumuysanız ve çoklu yerleşke, aslında özelde de var çoklu yerleşkeler. Misal bankalar diyelim ki ondan sonra Türkiye'nin her noktasındaki ya da işte şehir içerisindeki bütün yerleşkelerinizi çok rahatlıkla yönetebileceğiniz bir sistem arayın. Burada da mesela bizim yazılımda da öyle. Benzer yazılımlar da var. Ana bir hesap tanımlanıyor işletmeye. Daha sonra alt başlıklarla yerleşkelerinizi tanımlıyorsunuz. Ya da birimlerinizi, alt birimlerinizi, departmanlarınızı ya da işte başka adreste olan diğer adresleri de tanımlayabiliyorsunuz. Dolayısıyla bunların tamamını büyük bir pencereden yönetme imkanınız var. Bu açıdan bakmakta fayda var. Evet, teşekkür ederim Murat Bey. Çok sağ olun. İnşallah en kısa zamanda telefondan da size ulaşacağım. Hani kamu kurumlarında şöyle bir problemimiz var. Bütçe problemi oluyor. Son zamanlarda ülkemizin de tasarruf tedbirlerine gittiğini düşünürsek iş güvenliğiyle ilgili zaten temel şeylerde sıkıntılar yaşıyoruz. Ama bilgi yönetim sistemiyle, çünkü biz akademisyenlik olarak da ben iş güvenliğiyle ilgileniyorum. Şu an o alanda çalışıyorum. Mesela istatistik verilerde ciddi sıkıntımız var. Yani istatistik eksiğimiz var diyeyim iş güvenliğinde. Bu bilgi yönetim sistemiyle bunun da daha çok gelişeceğini düşünüyorum açıkçası. Çünkü her türlü bilgi paylaşılacak. O açıdan önemli görüyoruz tabii, ama şöyle bir durum var. Buna bütçe olarak da bakabiliyor yöneticiler. Hani çok şey olmazsa burada sorabilir miyim bilmiyorum ama yazılımların fiyatları ne kadar oluyor? Çok değişken fiyatlar var. Şimdi laf lafı açıyor. Demin sorduğunuz soruya istinaden bir şey daha söyleyeyim. Burada yazılımdan istatistiki veri alabiliyor musunuz? Bu çok önemli. Yani sadece ben Ahmet Mehmet yazıp oraya kayıt mı atıyorum? Ona bakanlığa mı gönderiyorum? Yoksa 10 sene sonra bile geriye dönüp bakıp ben kaç kişiye, hangi birimdeki kişilere hangi kişisel koruyucu donanımları vermişim? Hangileri hangi zamanda geri almışım gibi hani böyle analiz yapabiliyor muyum? Rapor alabiliyor muyum? Bu çok önemli. Yapılabiliyor mu sizin sisteminizde mesela? Yapılıyor, evet. Çok güzel yani gerçekten. Hem de iş yerinin kendi gelişimini görmesi açısından da önemli. İşte 2010 yılında şu kadar kişisel koruyucu verdik. Tabii. 2020 yılında şu kadar verdik. Bu açıdan da güzel bir ilerleme gösterir tabii. Şöyle ben biraz da işin şunu söylüyorum. Bizim işin lanetli tarafı, aslında sıkıntılı tarafı şu. Birçok deplasman var, birçok aksiyon var işin içerisinde. Atıyorum, biz sadece bir muhasebe programı yapmıyoruz. Bir muhasebede giren bellidir, çıkan bellidir. Muhatabı bellidir, tamam mı? Ondan sonra yaptığınız aksiyon bellidir. 1-2'yi geçmez ekranınız, sayfanız. Bunun yazılım arka tarafında, kodlama tarafında da 10-15 tablo vardır. 2 tane proje vardır, başka bir şey yoktur. Ama bizinkinde 400 küsür proje var.
Ondan sonra milyonlarca satır var, kodlama satırı şeyler. Dolayısıyla işin içerisinde risk değerlendirme programı var, acil durum planlama var, kuru toplantıları var, düzenleyici faaliyetler var, 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 var. Şimdi Türkiye sınırlarından bir adım dışarı attığınızda yabancı benzer programlara baktığınızda işte audit programları, ne bileyim risk assessment programları diye kişi başı 10 bin dolarlara yıllık birimlerde satış yapıyorlar ve hepsini ayrı programlar olarak satıyorlar. Bizde all in one her şey, yani bizde dediğim sadece bizde değil, Türkiye'de bu böyle. Yani siz kullanıcılar olarak da bunu talep ediyorsunuz zaten. Ayrı ayrı risk değerlendirme programı, ayrı işte acil durum programını o birisinden, ne bileyim risk değerlendirme öbüründen alayım demiyorsunuz. Bütün özellikleri, bütün aksiyonları bünyesinde barındıran bir yazılım bakıyorsunuz. Yine sizin sorunuza bir ilave de olsun bu. Aranan özellikler, yani ne tür yazılım almalıyız da bunlara da dikkat etmek lazım. Yani sadece eğitim verisi gönderen bir yazılım mı, yoksa bünyesinde 400 iş sağlığı güvenliği aksiyonu barındıran komple bir sistem mi? Yani, evet, kesinlikle. Allah'ın kulu diyemez ki ben ramak kala kullanmıyorum, ben düzenleyici faaliyet kullanmıyorum dediğiniz an iş sağlığı güvenliği temelden çöker. Aynen. Ben eğitim yapmıyorum dediğiniz zaman, yani ya da işte sadece eğitim vereyim göndereyim ondan sonra kim ne yaparsa yapsın, ya da diğerlerini ben kağıt üstünde yapıyorum, Excel'de yapıyorum. Niye? Yani zaten yazılım kullanıyorsunuz. Niye öbür aksiyonları kağıt üstünde ya da Excel'de yapıyorsunuz? Bir şey, şuna da dikkat edin. Artık yazılımlar, mesela biz fabrikalara girdiğimiz zaman insan kaynakları bir X bir yazılımını kullanıyor. İK yazılımı. İşte ne bileyim, muhasebe personel departmanı işte bir Bordro yazılımı ya da başka bir yazılım kullanıyor. Bakım onarım departmanı başka bir yazılım kullanıyor. İşte ne bileyim kalite yönetimi başka bir doküman yönetimi yazılımı kullanıyor. Şimdi bir de iş sağlığı güvenliği çıktı. Siz de başka bir yazılım. Dönüp baktığınızda her departman yöneticisi aynı veriyi giriyor. Oraya da Ahmet Mehmet yazıyorsunuz. Ahmet Mehmet yazıyorsunuz. Siz eğitim veriyorsunuz, işte muayene yapılıyor. Öbürü bordro düzenliyor ama hep aynı veriler üstünden düzenliyor. Ama baktığınızda o 10 departman 10 defa, 10 kez o süreyi harcamış oluyorlar. Bu milli zarar, milli servetimiz havaya uçuyor. Bir yerden girdiğiniz veriyi bütün departmanlar faydalanabilir olacak. Mesela benzer yazılımlarda dolayı firmaya personeline girdiğiniz an, İşte insan kaynakları da faydalanabilir, İSG ekibi de faydalanabilir, eğitim verir üstünden işte diğer işlemlerini yapar, iş yeri ekibi de faydalanır, herkes faydalanabilir. Yani ortak veri modeli üstüne kurulu bir sistem bakmanızda da fayda var. Anladım. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum herkese. İyi akşamlar Pınar Hanım. Sorusu için Pınar Hanım'a teşekkür ederiz. Cevabınız için de size. Emre Bey de bir soru sormak istiyor. Tabii ki. Herkese merhabalar. Sesim geliyor mu acaba? Emre Bey merhabalar. Merhabalar Murat Bey, nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Güzel, biz çok şükür. Emre Bey, tanıdım Emre Bey değil mi? Evet, doğru. Nasıl işler? Sağlık, saatler iyidir inşallah. Her şey yolunda çok şükür. Yani benim sormak istediğim bir soru yok gerçi ama sizin dediklerinize birkaç ekleme yapmak istiyorum müsaadenizle. Estağfurullah, buyurun. Özellikle hani yazılım satın almayı düşünen arkadaşlar için yetkili firmalar listesinden bahsettiniz. Orada her firma yazılım satmıyor bu arada. Onu da dikkate almak lazım. Hatta ben bakanlıkça o listenin ikiye ayrılması gerektiğini bile düşünüyorum. Böyle bir öneride bulunabiliriz. Çünkü bakanlık diyor ki, yani verilerinizi göndermek için ya entegratör bir firmadan yazılım satın alın ya da kendi yazılımınızı yapıp entegratör olun diyorlar. Mesela elektrik üretim AŞ var o listede. Siz şimdi onlardan yazılım alamazsınız. Onlar da satmıyorlar. Dolayısıyla hani o ayrıma da dikkat etmek lazım. Doğru. Emre Bey çok güzel bir konuya değindi. Buyurun. Aynı zamanda sizin de dediğiniz gibi bugün şu an sadece eğitim verileri gönderiliyor. Bir yazılım aldığınız zaman yarın öbür gün başka bir veri talep edildiği zaman onun için ayrı para isteyen firmalar olacaktır ki bunu tekliflerinde bile dile getiren firmalar var. Sonuçta bizler olarak bu modülleri sistemimize dahil etmezsek teknik olarak bakanlıkça yeterli bir yazılım sunmamış oluyoruz. Ve aslında sözleşmemiz de
ihlal etmiş gibi oluyoruz. Ve bu etik bulmuyoruz biz de bunu. O yüzden Murat Bey'in dediği gibi tam paket, all in one bir şekilde sürekliliğini sağlayacak şekilde bu hizmetin verilmesi gerekiyor diye düşünüyoruz. Tabii. Yani yoksa bile o modül, bunun entegrasyon istendiğinde çok en kısa sürede o entegrasyonun gerçekleştirilip kullanıcıya, müşteriye sunulmasının garantisi verilmesi lazım. Ama tırnak içinde riskli bir konu. Yani entegre olamayabilir o özelliğe. Bilinmez, anlatabiliyor muyum? Şeylerde. Emre Bey'in dediği gibi o listede işte 80 entegratör firma varmış gibi gözüküyor ama dediğinde çok haklı. Mesela büyük firmalar oluyor. Yani büyük firmaların kendi bünyelerinde bir yazılım ekibi oluyor. Ya da işte altyapısı, ondan sonra sunucu barındırma işlemlerinden tutun, yani kendi bünyelerinde hosting firması gibi sistemleri de oluyor. Dolayısıyla kendi kullandıkları yazılımlar da oluyorlar. Çok yerde karşılaşıyoruz bununla. Bakanlığa başvurup gerekli şartları sağlıyorlarsa entegratör olup ilgili kendi verilerini kendileri gönderebiliyorlar. Belki işte yazılım arayan arkadaşların dediğiniz gibi, Emre Bey'in dediği gibi o firma ikiye ayrılırsa zaman kaybı olmaz. Yani o firmalar boşu boşuna aranmaz. Ya da arıyoruz açan olmuyor ya da işte dönüş olmuyor gibi şeylerle de karşılaşılmaz. O şey çok yani nasıl diyeyim size... Daha ilk adımlarını atıyor yani şeyde. Hiçbir zaman ayıplamıyoruz ya da bir eksik, bir yerme ya da kötüleme anlamında da söylemiyoruz ama geliştirilmeye açık. Yani İBS, CSGB, Gov.tr daha da geliştirilebilir. Ondan sonra yine bizim İBS soru cevap gibi özel, kişisel ya da işte gruplara hitap eden yerlere daha çok katkıda bulunabilir. Mesela Emre Bey'in de haberi var o gruptan. Ama birçok kişi işlerinin yoğunluğundan ya da vakit ayıramadığından dolayı giremiyorlar. İnşallah bundan sonra vesile olur. Biraz daha, çünkü orada herkes kendi ürününü vitrine koyabiliyor. Yine ilanlar yapabiliyor. Evet, kendi sitelerimizde de yapıyoruz ama orası başka. Orası biraz daha böyle bir portal gibi. Ondan sonra yani faydalı olması açısından söylüyorum tabii ki. Faydalı olmayacaksa da kullanmaya da gerek yok tabii ki. Murat Bey, emin olun. Şu an bakanlık yeni bir modül devreye alsa oralar bayağı bir hareketlenir. Yani bakanlığın da inşallah bizlerle biraz daha böyle hani nasıl diyeyim, en azından hal hatır sormasını bekliyoruz. Yani biz böyle unutulmuş çocuklar gibi hissediyoruz kendimizi. Parkta kaybolmuş ailesini arayan çocuklar gibi. Sağlık Bakanlığı'nda bu çok farklı. Yani Sağlık Bakanlığı'nda ilerleme toplantıları oluyor, değerlendirme toplantıları oluyor. Ondan sonra bir arıza çıktığı zaman direkt muhatabınızı bulabiliyorsunuz. Hani ben sağlık yazılımcısı değilim ama sağlık yazılımcısı arkadaşlarımızdan duyduğumuz kadarıyla ben size aktarıyorum. Çalışma Bakanlığı'nda İBS ekibini, kadrosunu ondan sonra biraz daha entegratörlerle de iç içe yapıp en azından neler düşünüyorlar, neler yapıyorlar, bir sonraki adım ne olacak, ne zaman olacak? Mesela ben birkaç defa yine site ortamından şey yaptım, mail attım, daha doğrusu konu açtım. Yani 2018 yol haritasını eğitim haricinde diğer 3 basamağın 3'ü de olmadı ondan sonra. Bunlar hangi tarihlere ötelendi? 2019'u da geçtik, 2020'yi de geçtik. Yani 2018'de çıkan harita 3 sene attı. Şimdi 2021'de nasıl bir yol haritası var? Yani mesela bunun yayınlanması lazım. Biz de mesela biz ve benzer yazılım yapan arkadaşlar o modül, o özellik yoksa en azından önceden kendilerini o şekilde geliştirecekler. Onun çalışmalarını yapacaklar. Bir de şeyde de değinmek istiyorum. Dedim ya, İBS yazılımlarında böyle bir antipati bakış da var aslında Türkiye'de. Birçok kişinin haberi de yok aslında böyle bir yazılımın ya da sistemin olduğundan ya da kullanılmasının zorunluluğu olduğundan. İnşallah sizlerin, yani Sağlık Emniyet Güvenlik Grubu'nun buna benzer İBS ile ilgili daha birçok şey olur. Emre Bey de katılır, diğer yazılım sahipleri arkadaşlar da katılırlar. Ben birçok grupta yayınladım çünkü şeylerde varsa, hatta ben herkesi göremiyorum şu anda. Diğer arkadaşlar da söz alabilirler. İSG Katip'te bunun üstünden yapılamaz mıydı'yı soruyorlar. Şimdi İSG Katip aslında Ferdi Bey'in çok güzel bir sunumu var. Hatta Ferdi Bey'le çalışmış, o zamanki ismini tam aklımda değil. Yaklaşık 300 sayfalık bir slide sunumları var.
İSG katip nedir, neyi amaçlıyor, altyapısı nasıldır, işte nerede bağlantılı olacak, aynı İBS sunumundaki gibi. Şimdi İSG katip çok özetle iki bilgiyi yani bir araya getiriyor. Bir, işletme bilgisi, iki personel bilgisi. Personel kim? İş güvenliği uzmanı, iş yeri kimi, diğer sağlık personeli. Dolayısıyla iki tabloları var. İşletme ile personelin ilişkilendirildiği bir tabloları var. Ondan sonra bir de bunların historisinin yani geçmişinin tutulduğu bir tabloları var. O anket kısımları, başka kısımları onları geçiyorum. Çünkü onlar şey yani adapte, ekle çıkar diye bir kayıt mekanizması. Ekran öyle olmasına rağmen aslında arkada bir veri tabanı var ve o veri tabanından birçok yere işte İBS yazılımlarına, İBS entegre İSG yazılımlarına, ondan sonra Medula'ya, belki SGK'daki başka uygulamalara, işte ne bileyim yine şey bu Mernis uygulamasına, birçok uygulamaya veri alışverişi yapıyorlar. Ondan sonra dolayısıyla bir aksiyon sistemi değil orası. Bir kayıt sistemi, veri alışverişi yapıldığı bir sistem. Yani bunu soran arkadaşlara da şunu sormak lazım. O zaman niye hastane bilgi yönetim sistemi var? Niye aile hekimliği bilgi yönetim sistemi var? Niye AutoCAD var? Misal. Niye AutoCAD'de proje çiziyoruz? Ya da işte mimari çizim programları var. Çevre Bakanlığı ya da işte imarla alakalı ruhsat veren yerler bir site yapıp oradan çizim yaptırsalar ya, proje yapsaydık ya. İşte ama öyle değil iş. Anlatabiliyor muyum? Bu iş de öyle. Yani yazılımı siz profesyonel bir yazılımı kullanıyorsunuz. Onun için de yaptığınız verileri bakanlığa gönderiyorsunuz. Bugün bir işletmeden, A işletmesinden iş sağlığı güvenliğiyle alakalı veri isteniyor. Eğitim verisi isteniyor. İşte reçete işlemleri oluyor falan. Yarın öbür gün Çevre Bakanlığı da bir şey isteyecek. Yarın öbür gün Enerji Bakanlığı da bir şey isteyecek. Bir başka gün başka bir bakanlık başka bir konuda da isteyecek. Artık çok hızlı bir şekilde dijitalleşmeye geçiyoruz. Ve bu İBS'den, İBS Entegratörü İSG yazılımlarından gönderilen veriler de bakanlık tarafından Türkiye Gov.tr'ye entegre ediliyor. Bu sefer personel girip geçirdiğim iş kazaları listesi diye bir liste görecek misal. Ya da işveren İşte kazasızlık günlerimi görmek istiyorum diyecek. Yani o ekranları yapacaklar. Gerçi İSG yazılımları içerisinde de bunu görebiliyorsunuz. Personel de bunu görebiliyor ama bakanlığın kendi entegrasyonlarıyla ilgili diğer uygulamalarla haberleşmesinde sonuçlarında da bu şekilde ekranlarla karşılaşacağız. İSG katip de çok bakir, çok yeni. Ondan sonra çok geliştirilmesiye açık, güzel bir sistem. Ondan sonra onun gibi inşallah daha çok sistemler olacak. Bu İSG programlarının üstünden ekipman periyodik kontrolleri takip yapılabilir. Mesela ayrı bir sistem kurdular ekipman net diye yanlış hatırlamıyorsam. Mesela o sisteme veri gönderilebilir. Ondan sonra yine kaçak çalışan var mı takip yapılabilir. Ondan sonra yabancı çalışan, yabancı izni başvurusu yapılabilir. Birçok işlem yapılabilir aslında. Onları da başka bir oturumda ana başlıklar hazırlayarak üstünde konuşuruz inşallah. Murat Bey, Gürkan Bey'in bir söz hakkı vardı. İzninizle ona söz hakkı verebilir miyiz? Tabii ki, buyurun. Buyurun Gürkan, tekrar Gürkan ben, Bey. Şimdi esnaf niye bu program alın demişti. Siz cevap verdiniz. Ardından Emir Bey cevap verdi. Ben çok önemsedim ve özellikle herkesin bilmesini istediğim bir konuda bir ilave yapmak istiyorum. Şimdi sizinle şahsen tanıştım. Çok merak ettiğim bir şey var. Sizin taştan da WhatsApp grubunuz var Murat Bey. Niye sordum bunu? Sizin bu hangi bir yazılım aldığınızda o yazılıma ulaşmak, destek almak aşırı zorken ki ben şu anda 6 tane kadar yazılıma kullandım biliyorsunuz şirkete. Sadece sizden en fazla birkaç dakika sonra geri dönüş alıyorum. Hem İSG destek portalınıza hem WhatsApp grubunuza. Bu aşamada söylemek istediğim şey aslında şu. Ya bir program alacaksın. O programın ne kadar ulaşılabilir olduğuna çok dikkat etmemiz gerekiyor inancından. Ve yine soruyorum. Sizin karşıdan WhatsApp grubunuz var. Çok var. Sağ olun.
Çok var. Yani mesleki olarak takip ettiğim gruplar var. Hani makine mühendisi olarak, elektronik olarak takip ettiğim var, robot olarak takip ettiğim var. Ondan sonra yem sektörü biraz daha azaldı artık. Onlar geride kaldı. Yazılım olarak takip ettiğim var. İş sağlığı güvenliği ile alakalı takip ettiklerim var. Çevreyle alakalı var. O mevzuatla alakalı KVKK ile ondan sonra yine İSG'siz kullanıcı firmaları oluşturduğumuz gruplar var. Gülkan Bey, yani yine Esin Hanım ve Pınar Hanım'ın sorularına yine bir ilave yapacağım. Bu da çok önemli bir konu. Yani geri dönüş, Tam teknik da, destek tam da. nasıl veriyor firma yazılım? Yani tamam program güzel, kullanıyorsunuz ama destek istediğiniz zaman bir muhatap bulabiliyor musunuz? Ya da nasıl size geri dönüş yapıyorlar? Ben birçok kamu kurumunu kaybettim bu yüzden. Neden? Sağlık yazılımı yapan firmaların çoğu böyle call center'lar kiralıyorlar ya da işte 20 kişi, 30 kişi teknik destek hattı diye bir hat oluşturuyorlar. Şimdi ben teknik destekte ben varım işte ya da diğer arkadaşlarla birkaç kişiyiz dediğimde insanlar şaşırıyorlar. Ama sonuçta benim sahaya inmem lazım. Yani o call center'da oturan 30 kişi sahaya inmedikten sonra hiçbir sorunuza cevap veremez. Hiçbir derdinize de derman olamaz. Gürkan Bey siz biliyorsunuz. Yani sahayı Tam gezdik da buydu. beraber, Tam sahaya da buydu. gidiyoruz, iniyoruz. Ondan sonra dolayısıyla oradaki sorununuza bir çözüm üretmemiz gerekiyor. Dolayısıyla İSG yazılımı, bu sadece İSG yazılımında değil, her yazılımda bu böyle. Atıyorum bir muhasebe yazılımında bile size destek olmayacaklarsa niye kullanıyorsunuz o yazılımı gibi bir durum var. Dolayısıyla biz kullanıcılarımızla da aynı zamanda ekip arkadaşı oluyoruz. Mesai arkadaşı oluyoruz. Herkese de söylüyorum ben Tam yani. da buydu Murat Bey. Tam demek istediğim şey buydu. Eksik olmayın. Eyvallah, sağ Bunu olun. vurgulamak istedim. Bu biraz daha bize mesai şey yapıyor ama artık hani işimiz daha çok bilgisayar başında. Dolayısıyla çok rahatlıkla WhatsApp grubundan, ne bileyim başka gruplardan, Telegram gruplarından, telefonla, yine teknik destek hattımızla yazılı olarak çok rahatlıkla şey alışverişinde bulunabiliyoruz. Yani fikir alışverişinde bulunabiliyoruz ve işlemleri yürütebiliyoruz. Birçok yazılımda şu var. Siz bir yazı yazıyorsunuz teknik desteğe, cevap yok. Yani o sizi önemsemediğinden ya da çok meşgul olduğundan değil, mesaj gitmiyor karşı tarafa. Yani sistem öyle arızalı ki hani belki bir virgül, belki bir nokta, bir koddan dolayı mesaj gitmiyor karşıya. Bunların sürekli test edilmesi gerekiyor. Yani mesaj gidiyor mu, gitmiyor mu? Biz bu testleri yapıyoruz tabii ki. Hatta bizim geri bildirim sistemimiz farklı bir sunucuda. Yani oldu ya sistem çöktü. Bize ulaşamadınız. Telefon da gitti. WhatsApp da gitti. Hani geri bildirim hattı çökmesin. Öbür sunucu üstünden bize ulaşabilin diye o şekilde yaptık. Bunlar tabii önemli şeyler. İnsan bunları yaşadıkça öğreniyor. Ya da işte sütten ağız yanınca yoğurdu üfleyerek yemeye başlıyorsunuz gibi durumlar var. Murat Bey, Buyurun. Çok konuştum bizleri değil ve mi? katılımcıdan sonra vermiş olduğunuz cevaplar için size çok teşekkür ederiz. Rica ederim. İzninizle bu etkinliğimizi ölümsüzleştirmek adına ekran görüntüsü almak isteriz. Tabii ki. Sayın katılımcılarımız, eğer müsaitseniz ve arzu ediyorsanız lütfen kameralarınızı açabilir misiniz? Herkese çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sizlere de çok teşekkür ederim böyle bir imkan tanıdığınız için. İnşallah benzer oturumlarda tekrar görüşürüz. Murat Bey, saygı, sevgi ve hürmetimizle son sözü size devretmeden önce bizlere değerli zamanınızı ayırdınız ve bizlerle paylaştığınız değerli bilgiler için size minnettarız. Katılımcılarınızdan gelen sorulara verdiğiniz açıklayıcı ve samimi cevaplarınız için de ayrıca teşekkür ederiz. Ben teşekkür Varlığınız ile ederim. sohbetimize değer katan size ve değerli katılımcılarımıza sağlık, emniyet, güvenlik ekibi olarak çok teşekkür ederiz. Herkese sağlıklı, emniyetli yaşamlar dileriz. Hoşça kalın. Ölümünün 82. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz.